Koronavirüs döneminde dünyanın hemen hemen her noktasında fiyatlar yükseldi. Çarşıda, pazarda, orada, burada. Ama açıklanan enflasyon rakamlarına bakıyoruz. Çok komik. Almanya'da enflasyon %3.4 olarak geride kalan ay için, Ağustos için açıklandı. yüzde %3.4 Şimdi devletin kafasına göre bir enflasyon durumu var. Niye diyeceksiniz? Bakın. Ülkenin yüzde %65 belki de %75'i %75'i dar gelirli, orta gelirli. Orta ve dar gelirli. Orta ve dar gelirli olan insanlar almış oldukları paralarla, maaşlarla ne yaparlar? Bir, kirasını öder iki evinin faturalarını öder. 3 kalan parayla da evinin mutfak ihtiyacını giderir. Çoluk çocuğun ufak tefek ihtiyaçlarını giderir. Yani işçi olanlar beni daha iyi anlıyor. Şimdi bu insanlar almış oldukları bu parayla markete, çarşıya, pazara gittiğinde %3.4 oranında bir enflasyon mu var son bir yılda? Yoksa en az yüzde yirmi var? Lütfen bu konuyla ilgili Almanya'da, Fransa'da, Hollanda, İsveç, İsviçre, Norveç gibi, Belçika, Avusturya gibi, İngiltere gibi ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın bu konuyla ilgili görüşlerini videonun altına yazmasını rica ediyorum. Şimdi ben şunu söylüyorum. Diyorum ki arkadaşlar dar gelirlerin enflasyonu hesaplanırken çarşıdaki pazardaki fiyatlar göz önüne alınır. Ama onlar kendi kafalarına göre bir enflasyon sepeti yapıyorlar. Dar gelirli vatandaşın hiçbir zaman satın almayacağı ürünleri getiriyorlar. Bu enflasyon paketinin içerisine koyuyorlar. Diyorlar ki 3.4. Ya kardeşim sadece gıda ürünlerinde son bir yıl içerisinde Almanya'da en az yüzde %20 zam var. Hanım izleyiciler ya da market alışverişine giden insanlar Lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi yazın yani arkadaşlar totale baktığımızda şöyle bir tablo var korona virüs insanların hayatlarını gerçekten olumsuz yönde etkiledi ama her ne hikmetse devletleri yöneten kişiler devlet başkanları bakanlardı vesaireydi Bunlar ısrarla vatandaşın içerisine düşmüş olduğu bu acziyeti bu zor durumu görmek istemiyorlar şimdi Evet sosyal yardımlar yapıldı mı esnafa yapıldı Almanya'da Evet yapıldı cirosunun geçen yılki cirosunun yüzde yetmişi oranında bir para verildi Peki ev hanımına işçiye emekliye Siz korona virüs döneminde ne kadarlık yardım yaptınız Ben söyleyeyim sıfır, sıfır euro yok Esnaf için sorun yok. 9000 aldı, 10.000 bin aldı vesaire aldı. Tamam. Şimdi arkadaşlar, Almanya'dan bahsediyoruz. Bakın, gelişmiş ülkelerden bahsediyoruz. Türkiye'nin ekonomisini ben size anlatmıyorum. Zaten Türkiye ekonomisiyle Almanya ekonomisini karşılaştırmak doğru değil. Saçma olur. Alakasız. Bir armut bir elma yani. Olmaz. Almanya gibi dünyanın en büyük süper gücü ekonomisi kendi vatandaşına bu zor dönemde koronavirüs döneminde 3 kuruşu maalesef layık görmedi. Vermedi mi? Verdi ama yetersiz. Biz şunu söyledik. Dedik ki bakın ben bu koronavirüs başlamış oldu. Mart 2020 tarihinden bu kapanmaların başlamış olduğu Mart 2020 tarihinden beri şunu söylüyorum. Diyorum ki İlk zamanlar şunu söyledim. İnsanlar eve kapanacak. İnsanlar ekonomik olarak zor bir duruma düşecek. Bunlar belliydi. Tamam. Peki bu insanlar ne yiyecek, ne içecekler? Biz bu insanlara daha fazla katkı vermeliyiz. Çocuğu olan ailelere, aile başına. Şunu söyledik biz. Özellikle 2020'nin sonlarına doğru şunu söyledik. Dedik ki yıl sonuna kadar Aile çocuğu olan her aileye hiç olmazsa 500 euro çocuk parası artı olarak verilsin dedik. Şimdi birileri şunu söylüyor. Diyor ki atma 500 euro'yu nereden getireceksin? Kardeşim 100 yılda bir meydana gelen böylesine bir olayda vatandaşının yanında olmayacaksın da ne zaman olacaksın? Almanya gibi bir devlet için aile başına bakın aile başına kişi başı demiyorum aile başı 500 euro çocuk parası çok mu 100 yılda bir meydana gelen böylesine bir üzücü durumda insanların psikolojilerinin bozulduğu bir dönemde bu para verilmeyecek de 4. dünya savaşı 5. dünya savaşı çıktığında mı verilecek ne zaman verilecek herhalde 3. Dünya Savaşı çıktığında verilecek. Merkel gidiyor. Emekli oluyor. Peki. Yerine gelecek olan Lakşit geldi. Ne yapacak? Verecek mi para? Hayır vermeyecek. Almanya'da hiçbir devlet başkanı, hiçbir şansölye başbakan hiçbir şekilde bu sistemi bozamaz. Onun için yeni hükümette, yeni başbakanda Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın çok bir umudu falan olmasın. Olay belli. Şimdi bu Lakşit seçimleri alabilmek için Türklere böyle gülücükler atıyor. Türkiye ile ilgili böyle polyanacılık yapıyor falan. Politikaları değişecek mi? Hayır değişmeyecek. Bunlar Bizim vatan Türklerden, Avrupa'da yaşayan, Almanya'da yaşayan Türklerden oyu almanın peşindeler, oyu alacaklar. Sonra diyecekler ki sen sağ ben selamet, Allah'a emanet ol diyecekler. Hadi eyvallah biz bildiğimizi okuyacağız. Biz bildiğimizi okuyacağız diyecekler. Seçimler var. Hiçbir şey değişmeyecek. 26 Eylül'den sonra göreceğiz bakalım Almanya'da neler olacak. Hiçbir şey olmayacak. Evet. Değerli izleyicilerimiz, maalesef tablo bu. Vatandaş kimsenin umrunda falan değil. Dünyanın neresinde olursanız olun, hangi ülkede olursanız olun, koronavirüs döneminde halk büyük bir sıkıntının içerisine düştü. Parası olan daha çok para kazandı. Ama parası olmayan dar gelirli, orta gelirli insanlar hala sıkıntı içerisinde. Hala. Tüketim arttı, paralar aynı. Hani ben size desem ki ya Afrika ülkesi insanlara para versin vatandaşı nasıl verecek? Yok. E ben var olanı anlatıyorum. Almanya'yı anlatıyorum. İsviçre'yi anlatıyorum. Fransa'yı anlatıyorum. Belçika'yı, Avusturya'yı, İngiltere'ye anlatıyorum. Hani olmayan bir şey anlatmak da saçma. E var bunlar dünyanın en zenginleri. E var. Niye vermiyorsunuz? Saygıdeğer izleyicilerimiz bu konuyu biz sabaha kadar konuşsak bitmez. Olay belli. İktidara gelen kasanın anahtarını cebine koyuyor ve bir daha da çıkarmıyor. Ha, kendisi ya da partisi ya da başkalarıyla ilgili bir şey varsa anahtarı çıkartıyorlar. Tamam diyorlar, parayı verelim. Kısacık bir örnek. Almanya'da sel oldu. Değil mi? Geçtiğimiz aylarda. Almanya gibi bir süper güç hala vatandaşına doğru düzgün yardım yapamadı. Haftalar geçti. 7 hafta oldu neredeyse. Elektrikler tamamen o bölgelerde doğru düzgün çalışmıyor. Kanalizasyonlar patlak. 7 hafta vatandaşın evinde hiçbir şey yok. Darma duman olmuş. Evini kendi imkanlarıyla temizliyor. Hani kardeşim. Şimdi Merkel açıklama yaptı. Biz dedi hasar görenlerin yüzde %70'ini tazmin edeceğiz dedi. %30'u da sigortadan alabilirlerdi Hani kardeşim ne zaman 7 haftadır belli değil mi hasar görenler. Yani arkadaşlar gerçekten söyleyecek çok söz var ama hani bir laf var ya yerim dar yani. Bu konuyla ilgili neler düşünüyorsunuz lütfen siz de bu videonun altına yorum olarak yazmanızı rica ediyorum. Bu arada değerli izleyicilerimiz sizden ricamız şu. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız mutlaka like yapın, beğenin. Rica ediyoruz sizlerden. Eğer hala abone olmadıysanız Mutlak surette Emekli TV'ye abone olmanızı rica ediyorum. Bu arada güzel bir haber vereyim. Bizim için de, sizler için de şu an yurt dışında yaşayan Türklerin en çok izlemiş olduğu haber kanalı Emekli TV arkadaşlar. Ben bize katkı sunan tüm izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Dünyanın neresi olursa olsun Avustralya, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, Avrupa'nın her noktası Afrika, Güney Afrika, Arap coğrafyası, Suudi, Arabistan'dan Katar'a kadar dünyanın her noktasında nerede Türkçe konuşan varsa bizi izliyor. Şu anda yurt dışında yaşayan Türklerin en çok izlemiş olduğu haber kanalı, YouTube kanalı Emekli TV çok çok teşekkür ediyorum.